أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق الله العظيم. Enam suresi Mekke'de inmiş bir sure, tamamı bir anda indi diyorlar. Bu da işin olağanüstülüğünü gösteriyor. Hani bu şey doğruysa bu nakil, peygamberimiz bir anda inmiş 165 ayeti hafızasında tutmuş demektir bu. 2 ya da 3 ayet söylüyorlar. Bunlar diyorlar Medine'de inmiş ayetlerdir. Buna itiraz edenler de var. Yok, tamamı Medine'de inmiştir diyenler var. Peki Kur'an-ı Kerim'de işte şu kadar ayeti Medine'de inmiştir, şu kadar ayeti Mekke'de inmiştir diye sureler var mı? Var. Kim karar veriyor buna? Hangi surenin, hangi ayetinin nerede yer alacağını? Peygamberimiz söylüyor. Diyor ki şu gelen ayet grubunu şu surenin şu kısmına koyun diye o söylüyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de mekan, zaman mefhumu iç içe geçmiş durumda. Şöyle bir kronoloji gözetilmemiş yani. İlk gelen vahiyden son gelen vahiye kadar iniş sırasına göre dizelim demiş, dememiş peygamberimiz. Hatta ilk sureler, Fatiha'yı hariç tutarsak Medine'de inmiş sureler. Onlar en başa gelmiş. Bazıları diyor ki Fatiha suresi hariç tutulursa en uzun sureler en başta yer aldı. Ondan sonra da işte 100 civarı olan ayetler geldi. Ondan sonra kısa sureler geldi diyorlar. Bu tertip genellikle doğru. Bazı sureleri hariç tutarsak uzundan kısaya doğru bir gidiş söz konusu. Namaz sureleri diye bildiğimiz sureler Kur'an-ı Kerim'in sonunda rahat ezberleniyor. Kısa kısa olduğu için onlara öyle denilmiş. Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel ard. Allah'a hamdolsun. Nedir Allah-u Teala'nın özelliği? Halakas semavati, gökleri yarattı, vel ard ve yeri yarattı. Fatiha suresinin girişinde de var değil mi? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. O surede hani Hanefilere esas alırsak Bismillahirrahmanirrahim surenin ilk ayeti değildir Fatiha suresinin. Şafilerde surenin ilk ayetidir. O yüzden namazlarda Şafiler Bismillahirrahmanirrahim'i açıktan okurlar. Hanefilerin görüşünü esas alırsak o surenin ilk ayeti de Elhamdülillah diye başlıyor. Bu surenin ilk ayeti de Elhamdülillah diye başlıyor. Hamd Allah'ındır. Yoksa Allah'a hamd ediyoruz denilmemiş. Fark nedir ikisi arasında? Elhamdülillah dediğimiz zaman ne kadar hamd varsa, ne kadar övgü varsa hepsi Allah'adır anlamındadır. Kim ne yaparsa yapsın, ne kadar bir şeyi överse övsün, yaratılmış olan şeylere. Bunları yaratan tek olduğu için, hepsi ona bağlı olduğu için bütün övgüler Allah'a yapılmış olur. İnsanlar o yapan kişiyi övseler de o kişiyi kim yaptı diye akla geldiği için her övgü Allah-u Teala'ya doğru gitmektedir. Mesela internet değil mi? Yani Müslümanların bulduğu ettiği bir şey değil. Fakat bu kadar işte bilgi nasıl gidiyor, nasıl geliyor, nasıl karışmıyor, bu kadar sayılar, banka hesapları falan nasıl oluyor, bu akıl almaz bir şey. Bunlar üzerine insan düşününce diyorsun ya bu kadar hikmet nasıl yüklenmiş Allah-u Teala bu yarattıklarına, bu kadar hikmeti nasıl yerleştirmişti, insan şaşırıyor. Allah'a hamdolsun. Evet, halakas semavati, gökleri yarattı, vel ard ve yeri yarattı. Kur'an-ı Kerim'de gökler çoğul geçiyor. Ard bir ayet hariç diğerlerinde tekil olarak geçiyor. Bundan yola çıkarak diyorlar ki yeryüzü tektir. Yani hayat olan, imtihan edilen, öyle insan gibi iradeli varlıkların olduğu tek yer kainatta dünyadır diyorlar. Bir ayette işte yedi gök yarattı ve onun mislini yarattı diye geçiyor mealen. Yedi sayısı da çokluktan kinaye kabul edilir Arapçada. Bu durumda ne kadar gök varsa o kadar da yer var sonucu da çıkıyor. Ama hani bildiğim kadarıyla NASA habire sinyal gönderiyor uzaya, başka uzaylılar var mı tanışalım edelim. Sonuç yok yani, yıllardır bir ses anlamadı. Ama başka varlıklar da belki başka boyutlarda imtihanlarını veriyorlardır. Bizim onlarla işimiz olmadığı için Allah-u Teala irtibat kurmamızı istememiş olabilir. Ve ceale zulümati ve nur. Allah karanlığı var etti ya da karanlık fonksiyonu yükledi ve nur ve ışığı yarattı ya da ona o fonksiyonu verdi. Önce karanlığı anlatıyor, sonra da ışığı Allah-u Teala anlatıyor.
Asıl olan hani ışıktır. Işık gelince karanlık kayboluyor. İkisi aynı anda bir ortamda bulunamıyor. Yani hem gece hem gündüz aynı ortamda olamıyor. Birisi varken diğeri olmuyor. Bu da Allah-u Teala'nın evrene koyduğu yasalardan birisi. ثُمَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ Rablerini inkar edenler var ya, يَعْدِلُونَ Ona putları denk tutuyorlar. Yani hem diyorlar ki Allah var, hem de Allah'ın dengi olan şeyler var. Allah-u Teala işte hakimdir, gaybı bilir, geleceği bilir, çok geçmişte olanı bilir. Falancalar da bilir, filancalar da bilir. Allah-u Teala hüküm koyuyor, insanların nasıl yaşayacağına karar veriyor. Ya falancanın da ilkeler, inkılapları var. O da güzel hüküm koyuyor. Çok çağdaş, çok güzel maşallah dediği zaman Allah-u Teala'ya denk tutmuş olur. İnsanların koyduğu kuralları gözden geçireceğiz. Allah-u Teala'nın koyduğu kurallara, kitabına aykırı ise diyeceğiz ki bunu değiştirmenin yollarını aramalıyız. Huvellezî halakakum min tîn. O sizi çamurdan yarattı. Thümme kadâ ecele. Sonra bir süre belirledi. Sizi dese de kastedilen Hazreti Adem'dir. Çünkü biz biliyoruz ki çamurdan yaratılmadık biz. Ama dersek ki ya bizim insanoğlunun vücut yapısı su ve topraktır. Yani asıl olan budur. Zaten vefat eden biri gömülünce kısa sürede toprağa karışıyor gidiyor. Dolayısıyla aynı özden olduğu anlaşılıyor denirse o zaman biz de topraktan yaratılmış oluruz. Niye toprak demedi, çamur dedi burada? Yani çamurun yapısında hem su hem toprak olduğu için insan da zaten evet. İnsan da zaten %99 mu diyorlar, su oranını bayağı yüksek tutuyorlar insan vücudunda. ثُمَّ قَدَى اَجَلَى Sonra bir süre tayin etti. Şimdi kime süre tayin etti? Dersek ki bu yani bir kişidir ki burada bir kişi demiyor. خَلَقَكُمْ Sizi yarattı diyor. Sizi yarattı dedikten sonra da bir süre tayin etti deyince Allah-u Teala burada tayin edilen sürenin toplumla ilgili olduğu akla geliyor doğrusu. Yani her toplumun bir şeyi var, süresi var. O süreyi aşamıyorlar. Yani bazı topluluklar böyle çok heybetli görünüyor falan. Hiç çökmeyecekmiş gibi yani. Diyelim Roma İmparatorluğu yayılmış dayayılmış kocaman. Bakıyorsunuz artık yerinde yerler esiyor Roma İmparatorluğu. Yok yani. Falanca şöyle ilerledi böyle dedi. Diyelim ki Amerika dünya silah piyasasının %50'sini elinde bulunduruyor. Çok büyük bir güç. 350 milyon nüfusu var. Yani neredeyse dünyanın 20'de birine tekabül ediyor herhalde ama çok etkili. Ama işte dünya hayatı bakıyorsunuz bir yerde bir olay bir çıkıyor, bir büyüyor, bir büyüyor. Her şey karman çorman oluyor. Allah-u Teala süre belirliyor ve şeytan da Müslümanları şöyle korkutuyor. Bakın Müslümanlar zayıf, güçsüz, etkisiz dünyada. Kimse adam yerine koymuyor. Hep Müslümanlar birbirlerini öldürüyorlar falan. Böyle değil aslında. Şeytanın verdiği bu umutsuzluk havasına kapılmamalıyız. Müslümanların da yaptığı bir sürü güzel şeyler var. Diyelim ki Türkiye bir tane Müslüman ülke, bir sürü Müslüman ülke var. Hani Diyanet zannediyorum 135 ülkeye yardım gönderiyor. Az buz bir iş mi bu yani? Bu bir ümmet bilincini de gösteriyor ki gönderdiği ülkelerde belki gayrimüslim ülkeler de vardır. Mesela birkaç sene önceydi herhalde Arjantin'de bir kıtlık olmuştu. Ya da Brezilya'da. Türkiye'den mesela Müslümanlar yardım göndermişlerdi. Niye artık dükkanlar falan filan yağmalıyorlardı her yeri. Bunlar güzel gelişmeler. Allah-u Teala günleri döndürüp dolaştırıyor yani insanlar arasında, toplumlar arasında. Bir gün bakıyorsun Müslümanlar güçleniyor, bir gün kafirler. Dünya böyle. Ve ecelen musemmen indehu Allah katında tabii bu ne zaman? Yani insan diyor ki bazen çok umutsuzluğa kapılanlar yani. Ya Allah'ın yardımı ne zaman gelecek ya? Bu artık baksana Myanmar'da olmadık kalmadı, Müslümanların başına gelmedik falan. Allah-u Teala biliyor neye ne zaman müdahale edeceğini. İmtihanı nerede rahatlatacağını, nerede zorlaştıracağını o biliyor. Bize teslimiyet gerekiyor. Entum temterun. Sonra siz şüphe ediyorsunuz. Yani Allah-u Teala toplumlara bir süre tayin etmiş. O süreler dolunca bunların ömrü sona eriyor ve ahirette cezalandırılmaları gündeme geliyor. Kötülük yaptılarsa, ödüllendirilmeleri gündeme geliyor. İyilik yaptılarsa. Bundan şüphe ediyorsunuz diyor. Kim şüphe ediyor? Ahirete inanmayan kimseler ahiretten Allah'ın cezalandırması ve mükafatlandırmasından şüphe ediyorlar. Ve huvallahu fissemavati ve fil ardi Allah yerde de yani göklerde de ve yerde de Allah'tır. Yani o her şeyi takip etmektedir. Onun dikkatinden bir şeyin kaçması söz konusu değildir. O vesiya kürsüyü semavati vel ard onun kürsüsü
gökleri ve yeri kaplamıştır. Yani onun ilminden bir şey eksilmez. O her an bir takiptedir. Kullarının ne yaptığını görür ve melekleri aracılığıyla da kayda geçirir. Ya'lemu sirrakum ve cehrakum, ve sizin gizli olan şeylerinizi de bilir ve açığa vurduğunuz şeyleri de bilir. Bu da insanı kötülükten alıkoymak konusunda çok önemlidir. Allah'ın kimsenin olmadığı bir yerde kimin ne yaptığını, ne ettiğini gördüğüne inanmak insanları kötülükten alıkoyar. Ve ya'lemu ma teksibun, sizin kazandığınızı da bilir. Kim ne yapıyor? Gösteriş için mi yapıyor? Allah razı olsun mu yapıyor? Dünyevi amaçlarla mı, uhrevi amaçlarla mı yapıyor? Hepsini Allah-u Teala bilir ve kayda geçirir. وَمَا تَعْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ Onlara bir, Allah'ın ayetlerinden bir ayet geldiğinde onlar ondan yüz çevirirler. Bu ayetler kitabi ayetler olabildiği gibi, yani bir Müslüman bir inkarcıya Allah'ın ayetlerini okuduğunda ondan yüz çevirdiği gibi, ben nasıl ki ona inanmıyorum. Ya inanmazsan da dinle, yani mantıklı mı değil mi, tutarlı mı, ona bak. Yok ondan yüz çevireyim, bir böyle olabilir. Bir de Allah-u Teala'nın evrendeki ayetlerinden yüz çevirmek şeklinde. Adam profesör olur, fizik, kimya, biyoloji, o kadar bilgisi vardır. Fakat Allah'ın ayetlerinden yüz çevirdiği için onları hep mekanik şeyler gibi anlatıyordur. Ya da bir fotoğrafçı düşünelim, inkarcı fotoğrafçı. Bu çeker çeker, şu dağlar ne kadar güzelmiş, şu göğün rengine bak falan. Sonuçta kim yaratıyor bunu? Bu yaratana kulluk etmek gerekmiyor, o kısmı beni ilgilendirmiyor şeklinde. Fakat kezzebu bil hakki lemme ca'ehum. Onlara geldiğinde onlar hakkı inkar ettiler. Hakkı gösteren şey, hakkın ölçüsü de kitaptır. Az önce geçmişti işte, onlar iyilik yaptıklarını sanıyorlar diye. İyiliğin ne olduğu konusunda hak ölçü kitaptadır, sünnettedir. Ona bakarak insanlar karar verirler. Fesevfe yetihim enba'u ma kanu bihi yestehzi'un. Burada da bir tehdit söz konusu. Fesevfe yetihim, onlara sonra gelecek. Enba'uhum, enba'u ma kanu bihi yestehzi'un. Alay ettikleri şeyin bilgisi onlara gelecek. Onlar neyle alay ediyorlardı? Allah neymiş? Ahiret neymiş? Kim ahirete gitmiş gelmiş? Kim görmüş bunu falan? Bu vahiyler de ne? İşte Muhammed bunu uydurdu vesaire vesaire. Bunların hepsini ne yapacaklar? Alay ettikleri şeyin haberleri onlara gelecek. Yani ahirette dirilecekler. Orada görecekler peygamber yalancı mıymış, değil miymiş? 40 yaşına kadar güvenilir kimse diyordunuz. Aranızda ihtilaf çıktığınızda gidiyordunuz, Muhammed bu işi çözer diyordunuz peygamberlik öncesinde. Ya peygamberim deyince sen şimdi yalan söylüyorsun. Nasıl oluyor yani? Artı bu şöyle bir iddiada da bulunmadı ki hiç. Yani ben şöyle şairim, böyle filozofum, çok birikimim var, benim peşime gelin falan, öyle bir şey de demedi. Birdenbire vahiy geldi, vahiyi duyurdu. Kendisi okuma yazma bilmeyen birisi olmasına rağmen ondan böyle bir şey ortaya çıktı. Bu da işin farklı olduğunu gösteriyor. Elem yerav kem ehlekne min kablihim min karnin mekkennahum fil ard. Ma lem numekkin lekum. Elem yeravkum, onlar görmediler mi? Ehlekne min kabihim, onlardan öncekileri yok ettik. Yani burada yine tarihi gezilere teşvik var. Nerelerde sel felaketi, deprem oldu, yoktu, tsunami oldu vesaire. Oraları ziyaret edersek bu dünyanın geçiciliğini daha rahat kavrarız. Ve Allah-u Teala'nın cezalandırmasının şiddetli olduğunu oralarda daha rahat görürüz. Bu gelen afetlerin hepsi cezalandırma içerikli olmayabilir. Bazıları da imtihan amaçlı olabilir. Yine ondan da ibret alırız. Dünyanın geçiciliğini dikkate alarak merkeze ahiret hayatını koyarız. Min karnin, önceki nesillerden yok edilenlerin yerleri görmediniz mi diyor. Mekkennâhum, biz onları fil ard, yeryüzünde onları biz yerleştirdik. Mâlem nümekkin lekum, size vermediğimiz imkanları onlara verdik. Size derken kastedilen tabii Mekkeliler olmuş oluyor. Mekki bir sure ya. Mekkelilerden çok daha iyi şartlarda yaşamış kavimler varmış ve Allah-u Teala bunları yok etmiş. Mekkeliler de yok etmeye yeter denilmek isteniyor burada. İnsanlar zayıf hissettikleri zaman kendilerini toplumda ima yoluyla sözler söylüyorlar. Mekke'de de Müslümanların konumu zayıf olduğu için burada da önceki kavimleri yok etmedik mi, onlar daha güçlü denilerek, Mekkeliler bakın sizi de yok ederiz, Allah-u Teala'nın buna gücü yeter denilmiş oluyor. Ve erselne semae aleyhim midrara, biz onların üzerine göğü gönderdik, ne yağmurlarla gönderdik diyor. Evet, yani gökten yağmur iniyor. Bu da bir bereket, bu da bir nimet. Ve cealnel enhara tecri min tahtihim,
Onların altlarından ırmaklar akıttık. Bu ifade genellikle Kur'an'da cennet bahçeleri için, yani cennetteki güzel yerler için kullanılıyor. Altlarından ırmaklar akan bahçeler şeklinde. Burada kastedilen ise ifade benzerliğine rağmen dünyadaki bahçeler, verilen nimetleri anlatıyor Allah-u Teala. Tabii bu nimetleri niye veriyor? İnsanlar şükretsin diye. Nankörlük ederlerse ne oluyor? Fehleknahum, biz onları yok ettik. Ne kadar güzel yerlerde yaşarlarsa yaşasınlar, bu dünyadaki güzelliklerin bir sonu var. Peki neden Allah-u Teala, yani her şeyi gücü yettiği için mi yok etti onları? Diyor ki fehleknahum bizunubihim, günahlarından dolayı yok ettik onları diyor. Demek ki sebepsiz yere Allah-u Teala kimseyi yok etmiyor. İnsanlar suç işliyorlar, suçlarında ısrarcı oluyorlar, dini dikkate almıyorlar, peygamberi dikkate almıyorlar. Allah-u Teala da onları cezalandırıyor. Ve enşe'nâ min ba'dihim karnen âkharîn, onların peşinden başka bir nesil var ettik. Ve inkarcılar da tabii bundan ibret alacaklarına şöyle diyorlar. Ya biz bakıyoruz, insanlar doğuyor, büyüyor, ölüyor, sonra peşinden öbürleri doğuyor. Böyle gidiyor işte bu. Sabah oluyor, akşam oluyor, sabah oluyor, akşam oluyor. Sanki bu garantisi var yani bunların böyle devam edeceğini. Ya bu düzeni kuran Allah bunu kısa sürede de yok edebilir. Ve sonra insanları tekrar diriltebilir. Ona bir engel yok. Tabiat üzerine düşünseler, bu ağaçlar nasıl yeşilleniyor, ediyor, nasıl yaprakları sararıyor, dökülüyor. Ağaçlar kupkuru ölü gibi oluyor ve sonra tekrar canlanıyor. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْتَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِاَيْد۪يهِمْ, biz sana yazılı olarak kitap indirseydik, فَلَمَسُوهُ, ona dokunsalardı, بِاَيْد۪يهِمْ, elleriyle, لَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا, inkar edenler kesinlikle derlerdi ki, اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينَ, bu apaçık bir sihirdir derler diyor. Buradan da anlaşılıyor ki vahiy yazılı olarak inmemiş. İnseymiş, müşriklere denilseymiş ki bak gökten görüyorsun kitap iniyor, kağıt iniyor yavaşça, bak Allah'ın ayetleri yazılı denilse, müşrikler derlermiş ki ya bu sihir yapıyorsun, sen bizi kandırıyorsun derlermiş, bize olmayan şeyleri gösteriyorsun şeklinde. Bu yüzden Allah-u Teala yazılı olarak Kur'an-ı Kerim'i indirmemiş. Peki yazılı olarak indirmediyse bu İkra Bismillahirrahmanirrahim halakla ilgili nuzul sebebini nasıl değerlendireceğiz? Hatırladığım kadarıyla Buhari ve Müslim'de de ikisinde de geçiyor. İşte şey diyor ki melek geliyor, peygamberimizi sıkıyor, sallıyor, oku diyor. Diyor ben okuma bilmem. O da oku diyor, ben okuma bilmem diyor. Şimdi böyle bir şey olmuş olsa önünde yazılı bir şey olması lazım değil mi? Yazılı bir şey, ya ben okuma bilmiyorum demesi lazım. Bu ayetten de anlaşılıyor ki yazılı inmemiş vahiy. O zaman nasıl? Kalbine gelmiş. Kalbine gelince de yani... Şimdi başka bir rivayet aktaracağım. Zannediyorum Taberi'de geçiyordu. Diyor ki me ekra, ne okuyayım ben? Oku ne okuyayım? Oku ne okuyayım? Sonra da ikra bismirabbikellezi halak okuyacağı şeyleri getiriyor Cebrail. O da kalbine yerleştiği için onları okuyor. Yani sözlü okuma şeklinde bir şey. Zaten İngilizce bir mealde görmüştüm. Orada da oku kelimesine read dememiş, recite demiş. Recite de insanın hafızadan okuması, yoksa yazılı bir metinden okunması anlamında değil. Orayı öyle anlamlandırırsak doğrusu daha uygun görünüyor bu ayetle beraber düşündüğümüzde. Sihir nedir? Sihir aldatmadır, kandırmacadır. İnsanları hangi yolla olursa olsun kandırıyorlarsa sihirbazlık yapmış olurlar. Bu bazen bir düşünceye yönlendirme şeklinde olur, propaganda yoluyla. İnsanlar gerçek zannederler, onun peşine giderler. Bazen de karıyla kocanın arasını açmak için sihir yapılır. En yaygın sihir ikincisidir. Nasıl olur da işte Ahmet'le Ayşe evliler, bunların arasını bozarız ve bunların boşanmasını sağlarız. Sihir genellikle bununla ilgili yapılır. Ve bu sihirin muhatabı da genellikle hanımlardır. Beylere pek muhatap almazlar. Çünkü beyler sihirden fazla etkilenmezler. Aslında hanımlar da bunun üzerine kafa yorarlarsa sihirin aslının olmadığını da anlamış olurlar. Rahat ederler yani. Derler bu hikaye. Ne yapmışlar? Her gün geçtiğim yere makas gömmüşler, bıçak gömmüşler. Onları oradan çıkarır, yenisi alır kullanır. Eski ise çöpe atar gider, hiçbir şey olmaz yani. Ama gel gör ki işte böyle birisi geliyor, komşu oluyor bu ya da akraba oluyor. Size gözünü açarak konuşuyor diyor. Sihir yapmış, şey olmuşlar. Şuraya şunu koymuşlar, bu ne koymuşlar. Etki altında bırakıyor. Ya senin bey her gün 7'de gelmiyor mu? He? Bak son zamanlar 7'ye 6 geçe geliyor falan. O etki altında bırakan sözler, organizasyonlar hepsi birlikte olursa sihir etkili olur. Ama kişi inanmazsa sen kimsin ya, ben sana mı güveneceğim, kocama mı güveneceğim, sen kimsin? Ben onu senden iyi tanıyorum dediği an sihir biter. Ortada sihir kalmaz yani.
Fakat bu kimseler, yani niye o zaman biz bu kötü kimselerin şerrinden Allah'a sığınıyoruz? Bu kimseler sadece bu sözlü şeyler, yok bilmem şuraya çatal bıçak yiyormuş falan, bunlara değil, aynı zamanda gıybet, iftira, çekiştirme, laf götürme, hasetlik falan yaptıkları için bunların şerrinden sığınıyoruz. Yoksa salt mesela evde oturmuş bir sihirbaz kadın, yapmış üflemiş düğümleri falan, bir şey olmaz ondan yani. Ek şeyler yapması lazım. Evet, burada kalalım. Ahiru davana velhamdülillahi rabbil alemin.